kardeşler, şu krallığımızı şükredeyen bu güzel kuvvetli ilahiler için bunları Allah'ımız bize verdi kardeşler. Teşekkür ediyorum Allah'ın sözü için. Hani böyle sulayı bizi gök intisine kardeşler. Şükür ediyorum bu iman için kardeşler. Teşekkür edelim. Yapalım şükren duasını. Ve genişlerim Allah'ın sözünü kardeşler. Çünkü dediğimiz gibi iman işitmekten geliyor. Amin. 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 İbranilere gireceğiz. Bölüm 11'e. Ama önce 1. Petrus'tan okumak istiyorum. Ve şükürler olsun. Nerede başlayacağım, nerede duracağım bilemiyorum. Çünkü Allah'ın bütün sözleri iyi. Yani, amin. Ama bazıları lazım şeyler. Yani girelim orada. 1-2 ayet çok önemli bize. Yani konuştuk yani iman sözü hakkında. Çünkü halktan sorarsan, ha şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, belki gireceksin cennette. Bilmiyorlar. Ama Allah'ın sözü gerçektir. Yani o söylüyor, bilebilirsin. Soruyorum kardeşlerden, ölünce nereye gireceksin? Allah bilir. Sen de öğren. Yani Allah gösteriyor bize. Bu bir laftır Türklerde, Allah bilir. Yani her şey ona, o ne yazdıysa ben, yani beni kabul ettiyse gireceğim, kabul etmesiyse yanacağım. Değil, Allah öyle değil, Allah iyidir. Amin. Allah istiyor herkes kurtulsun. Amin. İstemiyor kimse yansın yani. Bizim Allah'ımız güzel Allah'tır. Hiçbir kötülük yapmaz. Tamam sen, insan yanlış anlıyor. Ama Allah niçin bana yaptın? Tövbe etsin diyor. Amin. Şeyler olsun. Yani çile gelmezse tövbe etmeyeceğiz. Ya. Problem olmazsa Allah lazım diyor bana. Yani atacağım. Ama Allah biraz izin ediyor şeytan sine sana çile versin. Allah'ım diye bağırıyor. Amin. Yoksa bağırmayacaksın. Tamam da öyle. Allah akıllı bütün dünya.
dünyaya o yarattı. Amin. Nasıl sen bilmiyor, nasıl seni çeksin. Biliyor, biliyor. Tamam da. Ama bak nerede? Bak yani birinci Petrus'dan, birinci bölümden 21 ayetine bakacağım. Ondan sonra 25'e kadar. Onu ölüler arasından dirilten ve ona yücelik veren Allah'a onun aracılığıyla iman ediyorsunuz. Öyle ki imanınız ve umudunuz Allah'ta olsun. Amin. Yani bu iman sadece Allah'a değil başkasına. İnanıyoruz birbirimize, iman ediyoruz Allah'a. İman sözü budur. Bak ne diyor? İmanınız ve umudunuz Allah'ta olsun. Amin. Sen güvenirsen insana, sen yani bırakacaklar seni. Çünkü biz insanız, yapamıyoruz. Ama Allah insan değil ki. Yani o biliyor nasıl ki yapsın sana. Gerçek kardeş sevgisi için ruh aracılığıyla gerçeğe itaat ederek canlarınızı temizlenmiş olduğunuzdan bakın ki bozulan tohumdan değil, hiç bozulmayan tohumdan, yani Allah'ın diri ve sonsuz edek kalıcı olan sözü aracılığıyla yeniden doğmuş olarak birbirinizi temiz yürekten ziyadesiyle sevesiniz. Bak Allah ne diyor? Yani kalıcı olan Allah'ın sözüyle yeniden doğalım. Yeni insan olalım. Çünkü ben yani nasıl yani inandım. İncil sözünü işittim. O sözü yüreğime girdi. Bir de yani fidan verdi. Bir de ürün verdi. Ha ben yeni insanım. Amin. Ben tövbe ettim, tövbe ettim, Allah'ım yapmayacağım, yapmayacağım, yapmayacağım. Gene yapıyordum. Ama ne zaman Allah girdi yüreğime, başka insan. Amin. Tamam, gene de bu bedende. Bu beden hiç iyilik yapamaz. Aa ben seviyorum. Ha seviyorsun, o seni sevsin diye. Yani başka amaçla yapıyoruz. Allah doğrusun bize kendi sevgisiyle. Amin. O zaman biz seviyoruz insanı birbirine, hiçbir şey beklemez. Yani Allah'ın sevgisi böyledir. O seviyor bize, hiçbir şey beklemiyor. Bir çoban dedi, Allah hep benden hoşnut ediyor. E nasıl sen yalnızlık yapmadın? Yaptım ama Allah benden bir şey beklemiyor. Yani Allah biliyor sadece fenalık yapacağım, sadece kötülük yapacağım. Ama verebilirsen yüreğini Allah'a imanla. İmanla. Bunu yapacaksın. Ses, yani söz, Allah'ım söz veriyorum. Bunu yapmayacaksın. Geri de yapacaksın. Ama ne zaman Allah değiştirir. Eskiden ben sarhoş biriydim. Yani gezerdim, içerdim. Ama ne zaman inatçı oldum, o barlara bakardım, korkardım. Yani hiç istemedim. Yani Allah değiştirdi beni. Yani bıraktılar bir iki leke. Yani anlarım bir beden dedim. Yani. Ama o içki istemedi. Hiç problem yok içkiyle. Tamam da başka şeylerle problem. Bu bedenin problemi oluyor. Ama ne oluyor burada? Bakın ki bozulan tohumdan değil, hiç bozulmayan tohumdan, yani Allah'ın diri ve sonsuza dek kalıcı olan sözü aracılığıyla yeniden doğmuş olarak birbirinizi temiz yürekten ziyadesiyle sevesiniz. Amin. Tamam. Bu sevgi Allah'tan değil, yani insan sevgisi. O hemen yani bugün seviyorum, yarın sevmeyeceğim. Ama seviyoruz. Yaptığını sevmiyorum ama seni seviyorum. Amin. Allah amin. Günahlarımızı sevmiyor ama bizi seviyor. Amin. Yani şükürler olsun. Bak ne diyor. Çünkü her etmeden ot gibi. İnsanın her yüceliği de otun çiçeği gibidir. Ot kurur ve onun çiçeği düşer. Ama Rabbin sözü sonsuza dek kalır. Amin. Bak ne diyor. Ve size İncil aracılığıyla vaaz edilen söz budur. Amin. Tamam. Allah'ın sözü budur. İncil. Başka yok. Ama şöyle ama öyle. Hadi. Bu bize hayat veriyor. Amin. Bu değil ders kitabı, bu hayat kitabı. Amin. Yani iman edersen bunu, o sana sonsuz hayat veriyor. Amin. Ya, tamam ölmeyeceğim mi? Tamam uyuyacaksın, uyanacaksın. Amin. Ölmek yok bizde.
Kardeşlerle var, sadece uyumak var, amin. Uyanmak var. Amin. Öyle, İncil öyle laf kullanıyor, yani böyle. Yani uyanlar korkma, onlar dirilecekler. Amin. İmani, ama ne? Mesih'te ölenler. Amin. Bak ne diyor, ama Rabbin sözü sonsuza dek kalır. Ve size İncil aracılığı vaaz edilen söz budur. Ama ne diyor burada? İman. Yani imanla kurtulacaksın. İmanla yeni insan olacaksın. Tamam, İbranilere bakalım şimdi. Belki yakından konuştum bu şey İbranilerden. Bu 11 bölümünden. Ama yok bir şey. Ben 40 sene okuyorum bu kitabı. Hiç bıkmıyorum bundan. Bu bölümü okudum 100.000 sefer herhalde. Ama şey, Allah'ın sözünden bıkmıyor. Her gün taze, her gün şey. Ama diyeceğin okumam yok. Korkma, kulak ver okuyana. Sen o kadar anlarsın. Allah biliyor. Ama şimdi bak İbraniler 11 ne söylüyor. Şimdi iman, umut edilen şeylerin aslı, görünmeyen şeylerin kanıtıdır. Amin. Tamam, bu iman, iman gözle görünmüyor. Sen göremezsin. Sen görürsen onu iman değil. Şimdi anladın. Aa, ben sandım ben imanla yürüyorum. Ama düşünüyorum yarın filan yere, o iman değil. Çıkıyorsunuz yola, nereye gireceğini bilmiyorsun. Bizim şey bunu Allah anlıyor, bizim zayıf şey tarafımızı. Gidiyoruz bir köye. Ama o köye gitmedik, Allah saptırdı bizi başka köye. Bu iman, yani biz çıkıyoruz ama Allah derse oraya git, oraya gidelim. Amin. Sormayın ama Allah, aması yok, git onu yap. İmanla yürü. Ve biz büyük iş, çünkü Allah'ı hoşnut eden imandır. Başka şey yoktur. Sen diyebilirsin, ben böyle yapacağım, ben şöyle yapacağım. Allah sen ne derse kabul etmiyor. Böyle. Rahat olacağız. Allah Allah. Biz erkekler öğrendik yani. Eşimiz ne derse evet hanımefendi. Biz rahatız öyle yani. Çekişme olmuyor. Çekişme lazım iki kişi. Birisi yani çekiyor, birisi cevap veriyor. Peki çekişen yoksa daha dargın oluyor. Yalnız çekiş. Tamam. Kendi kendileri çekişiyorlar. Ama iman konuşuyor. Ben ara sıra şarkı söylüyorum, uyandırayım sizi. Amin. Yani şey, uyan olmasın. Şimdi iman, umut edilen şeylerin aslı, görünmeyen şeylerin kanıtıdır. Tamam, ben güzel bir örnek, yani İncil'de eski anlaşmada. İsrail çocuklar kurtulacak Mısır'dan, Egip'ten, Firavun'dan. Çünkü 400 sene çalıştılar köyle. Kerpiç yapıyorlardı, tamam. Ama rahat her gün yemek yiyorlar. Ama köyle değil, özgürlük. E tamam. Allah dedi ben kurtaracağım şey çocuklarımı. Mısır'ın elinde, Firavun'un elinde. Musa çağırdı. Musa dedi ben konuşkan adam değilim. Benim ağzım ağır bir adam. Konuşamıyor. Tamam, abini vereceğim sana. O senin için konuşacak. Sen ona Allah gibi olacaksın, o sana peygamber gibi olacaksın, konuşacaksın. Ha gittiler, Firavun'a haberdiler, Firavun, aa bırakmam dedi, bırakmam. Kabul etmiyorum senin Allah'ını. E dedim, Allah bela verdi. bela verdi. Ama bu mucizeler, bu belalar kurtarmadı yani halkı. Ne zaman kurban kesildi ve onun kanı serpildi, o zaman kurtuldu, geldi. Ve bu kurban temsil ediyor İsa'nın kanı. Amin. Biz kurtulma, aa mucize lazım bana. O seni kurtarmıyor. Ama bu yani dil lazım bana. O kurtarmıyor seni. Ama bu darbe lazım bana. Kurtarmıyor seni. Ne zaman İsa'nın kanı serpildi yüreğine, o zaman kurtulur. Başka şey kabul etme. Önce İsa'nın kanını. Ama ben fenayım, ben de. En fena benim. Ben soruyorum kardeşlere, en fena benim. Tutularsa beni, söyledim mi sana? En fena benim.
Oradan bitiyor, çekiş bitiyor. Ama sen, doğru, ben kendimi sevmiyorum. Sen de buldun suya. Hadi öyleyim, daha kötüyüm. Yarısını bilmiyorsun. O zaman çekiş bitiyor. Tamam da, ama biz iman. Açıkça söylüyorum Allah'ım, en fena benim. Allah'ım, ama şükürler olsun, merhamet ettin bana. Amin. Beni kurtardın, beni seçtin. Sen bakmadın zayıflığıma, sen yüreğime baktın, amin. Sen beni sevdin, kurtardın amin. Beni. Amin. Bütün borcum sana, elim boş geliyorum sana. Amin. Şükürler olsun, ama yüreğim dolu imanla, sevgiyle. Sen beni değiştirdin. Amin, şükür. Bir çoban dedi, her şey Allah verdi, ben biliyordum. Ama bilmiyordum, Allah sevgi koydu yüreğime, onu seveyim diye. Yani bunu bile yaptı. Yani onu sevelim diye bizi sevdi. Kardeşini sevesin diye o yüreğine koydu sevgi. Her şey Allah'tandır. Ama o zaman Allah her şey yapıyor, ben oturuyorum, bir şey yapmayacağım. Hayır, ben biliyorum mesela. Çocuk, yani doğum parti yapacaklar değil mi? Torta yiyecek. Çocuk biliyor yani torta olacak bu akşam, şeyler, hediye verecekler. Biliyor ama geri de seviniyor. Amin. Tamam. Biz de biliyorum cennete gidiyorum ama geri de seviniyor. Amin. Yani. Amin. Yani biliyorum yani filan günde güzel bir yemek yapılacak. Haberin var ama geri de seviyorum. Bir de ben oturuyorum gitmeyeceğim o yemeğe. Hadi gireceğim. Amin. Yiyeceğim. Yani, ama haberim var, biliyorum. Tamam, biliyorum Allah kurtaracak. Kim iman ederse Allah amin, kurtaracak. Amin. O zaman İncil'i vaaz ediyorum, umutla vaaz ediyorum. Çünkü ben vaaz edeceğim, Allah kurtaracak. Amin, şükür. Şükürler olsun, öyle amin. Olsun. Yani, ben Allah'a güveniyorum, ben sizleri kurtaramıyorum. Ama Allah nasıl girdi yüreğinize şaşırttım. Amin şükür. En kötü halk yani melek oldu. Yani, şükürler. Ve en yani kötü aranızda benim. Olsun. Bak ne diyor. Tamam bütün büyük bölümü okuyacaksam hadi ilerleyelim. Ama baştan başlayalım. Şimdi iman, umut edilen şeylerin aslı, görünmeyen şeylerin kanıtıdır. Çünkü bununla ihtiyarlara iyi tanıklık verildi. İman aracılığıyla anlıyoruz ki dünyalar Allah'ın sözüyle oluşturuldu. Ben yani bu dünya yaratılınca ben orada değilim. Ama okudum, imanla anladım. Allah yaptı. Bazı şeyler öğretiyorlar, biz maymun geldik. Belki onlardan maymun geldiler ama ben maymundan geldim. Allah yarattı beni. Amin. Belki sen maymundan geldin, tamam şüphem yok. Sen geldin ama ben gelmedim orada. Ve Allah beni yarattı. Amin. Allah'a inanıyorum. Amin. Şükürler olsun. Ben okudum Allah nasıl yarattı. Amin. Her şeyi ben kabul ediyorum. Belki amin. Anlamıyorum her şeyi ama kabul ediyorum. Amin. Biliyorum gerçektir. Tamam da. Çünkü bununla ihtiyarlara iyi tanık verildi. İman aracılığıyla anlıyoruz ki dünyalar Allah'ın sözüyle oluşturuldu. Şöyle ki görülen şeyler görünmeyen şeylerden yapıldı. Amin. Bu görülen şeyler bir gün yok olacak. Yani görünmeyen şeylerde oturacağız. Amin. O görünmeyen şeyler imanla oturacağız. Daha gerçektir. Amin. Ama biz bu dünyada doğduk, büyüdük. Biz görülen şeyler. Ama bir gün bu yok olacak. Nerede oturacağız? Allah'ın sözünde. Amin. Allah'ın sözünde duracağız. O daha gerçek. Amin. Ben okudum bir iki ayette. Allah'ın sözü kalıcı değil. Ama şey kalıcıdır. Dil gidici. O kalıcı. O kalıyor. Tamam da. Bak şimdi. İman sözüyle inanç olduk. Allah'ın evlatları olduk. Allah'tan doğduk. İçerideki yeni insan olduk. Bakma bu dış görünüşe, o görünen şey. Bak görünmeyen şey. Amin. Görünmeyen yeni insandır. O hiç günaha gitmiyor, hiç istemiyor. O sizleri istiyor, seviyor, Allah'ı istiyor. İlahi istiyor, Allah'ın sözü istiyor. Güzel şeyler istiyor. Ama o gözükmüyor. Ama bir gün gözükecek. Amin. İsa
sağa gözükmüyor, biz görmüyoruz onu. Ama vahiy kitabında açıklanıyor ama gözükmüyor. Ama bir gün İsa gelecek, amin, gözükecek. Amin. Herkes onu, amin, görecek. Bir gün bu Allah'ın oğlu içeriden çıkacak. Dirilişte. Aa, herkes görecek seni. Aa, sen misin? Benim. Benim. Amin. Öyle. Ama değişik olacak. Allah verecek bir vücut. Nasıl şey? Yani ona göre. Yani göğe şey layık olan bir vücut alacağız. Bak şimdi iman ettik Allah'a. Şimdi onu hoşnut edelim ve büyük iş yapalım. Ama ben bir şey yapamıyorum. İmanla yapabilirsin. Amin. İmanla yapabilirsin. Amin. Allah sana iman ediyorum. Yani şey, yönel benim yolumu bugün. Bir günaha gireyim, kazanayım onu Allah'a. Allah yapacak. Tamam. Sen gireceksin, vuracaksın kapıya. O bağıracak, sövecek seni. Vazgeçme. Allah'ım gittim onu. Bağırdım, sövdü, bağırdı, sövdü beni. Hadi değiştir onun yüreğini. Amin. Bekle bir iki hafta, git gelene. Aa, hoş geldin kardeşim. Gel. Anlat bana Allah için diyeceğim. Yani kim bilir ona, yani Allah'a iman edersin. Amin. Vazgeçme. Amin. Dur orada. Amin. Bak ne diyor. İmanla Habil, Kain'den daha iyi bir kurban sundu. Doğru olduğuna bununla tanıklık verildi. Allah onun armağanlarına ilişkin tanıklık etti. O da ölmüş olduğu halde bununla hala konuşuyor. Yani Habil, Kain'de. Kain şeytandandı. Kain ne getirdi? Sebze getirdi. Allah sebze istemedi, hayvanın karnını istedi o günler. Tamam, bu Habil anladı. Allah kurban istiyor. Kurban getirdi. Allah kabul etti Habil'in kurbanını, kabul etmedi şey Kain'in sebzelerini. Onun için bizde bir laf oldu. Turptan kan çıkmaz diyor. Yani sebzeden kan yok. Hayvanda kan var. Allah kanı istedi. Kan dökülsün. Ama şimdi İsa geldi, gerçek kurban odur. Allah istemiyor hayvanın kanı. O başka konu. Şimdi iman. İmanla Enok ölümü görmesin diye naklolundu ve bulunmadı. Çünkü Allah onu nakletmişti. Çünkü naklinden önce Allah'a hoşnut ettiğini tanıklık edildi. Anlatıyorlar, biz bilmiyoruz. Bir gün Enok, Hanuk yürüyordu Allah'la. Gittiler, gittiler adam dedi. Aldı dedi ona, ha benim evim daha yakın, benim evime gidelim. Senin evine dönmeyelim. Hadi gitti Allah'la. Öyle. Biz bilmiyoruz nasıl oldu. Ama onun tahmini şey, kabul ediyor. Yok problem. Ama imanla Enok ölümü görmesin diye naklolundu. Yani şey, nasıl taşındı. Çünkü Allah onu nakletmişti. Çünkü naklinden önce Allah'ı hoşnut ettiğine tanıklık edildi. Ama iman olmadan onu hoşnut etmek imkansızdır. E nasıl yaşayacağız imanla? Amin. Yoksa amin, hoşnut edemiyoruz. Ama Allah bak ben bu şu işi yaptım, bu işi yaptım. Ama Allah diyor imanın yok yani sayılır. Boş. İmanla yapacaksın. Amin. Allah'ın istediğini yapacaksın. Biz alıştık, şunu yapacağım, Allah bereketle yaptım. Bu yanlış. Allah ne istiyorsun yapayım. Amin. Hadi senin istediğini yapayım. Amin. Amin. Ama biz insanız, biz istiyoruz. Allah bak, bak yani ne yaptım şey, bereket ver, ver. Allah bereketlemiyor. İmandan olsun. İmandan olsun. Ama iman olmadan onu hoşnut etmek imkansızdır. Çünkü Allah'a gelen İman etmelidir ki o vardır ve kendisini arayanları ödüllendirendir. Amin. Allah'ı arayacağız, Allah ödüllendirecek. Amin. İmanla Nuh henüz görünmeyen şeylerle ilgili olarak Allah tarafından uyarıldığında korkuyla harekete getirilerek evin kurtuluşu için bir gemi hazırladı. Bununla dünyayı yargıladı ve imandan olan doğruluğun mirasçısı oldu. Amin. Amin. Şimdi anlatıyorum yani Nuh gemisi vardı. Yani büyük bir gemi yaptı.
kendi hanı girdi, hayvanlardan birer çift girdi ve büyük tufan bütün dünyaya kapladı, örtü. Ama hepsi öldü, sadece Nuh ve onun hanesi kurtuldu. Tamam da, o zamana göre, kitaba göre okudum, yağmur yağmamıştı. Ama Nuh söyle yağmur yağacak. Herkes güldü ona sanki. Ya yağmur yağacakmış. Bana gülüyorlar. O Rav karış bilet almış cennete gidiyormuş. Öyle. Senin biletin yok, sen binemezsin treni. O gidiyor. Gidiyor. Bilet budur. Bilet amin. İman. Amin. İman. Davetin var. Sorarlarsa niçin sen geldin cennete? Davetin var. Amin. Amin. Davet ettiler beni. Amin. Şükürler. Davet. Amin. Davet elimde. Düğüne gidiyorsun, herkes gelsin. Parası olan gelsin. Tamam da. Ama herkes açık. Ama benim elimde davet var. Tamam da. Nuh bağırdı. Yağmur yağacak. Güldüler onu, güldüler. 150 sene falan, belki kaç sene çalıştık. Ama çalıştık. Gelmediler. Çünkü yağmur yoktu. Görmemişti. Ama imanla Allah söyledi Nuh, yağmur yağacak, yap bir gemi, kurtar kendini ve evini. Nuh ne yaptı? Yağmur yağacakmış. Gördüğüm yok ama inanıyorum. Amin. İmanla yapacağım gemi. Yaptı, yağmur başladı. Herkes herhalde baktı, bu ne? Gördükleri yoktu. Ama Nuh ve hanesi ve hayvanları kaç... Ne kadar varsa girdiler birer çift. Girdiler gemi. Gemi kalktı. Çünkü su kaldırıyor onu. Öbürler boğuldular. Çünkü inanmadılar. Anlatacaktım, Firavun'a gidiyorlardı yani. Şeyler. İsrail çocukları kurtulacaktı. Tamam. Kaçtılar Firavun'dan. Egiptlilerden kaçtılar. Geldi büyük bir suya. Firavun'un ordusu yakalayacak bizi. Ama Allah dedi, Allah adamı bassın şeyler, yoksa vursun, neyi yapıyorsun. Ve su yarılacak. Amin. Bu iman, bu iman, çünkü su, yani akıyordu. Çok. Deniz, çok su vardı. Ama imanla bir adım atlar suya, yarıldı. Amin. İman budur kardeşler. Amin. Demiyorum sen yapasın, ama aynı şey yapasın. Allah'ım görmüyorum, anlamıyorum. Benim kocam nasıl, kocam nasıl inanç olacak? Ama tutacağım seni, inanç yapayım. Bu deniz yarılsın, girsin iman. Amin. Allah yapacak. Ama tut onu, bırakma onu. Tamam. Geldiler, Firavun geldiler, ordusu. Onlar gözle gördüler, su açıldı. Hadi biz de girelim. Girdiler, boğuldular. Çünkü imanla değil, gözle. Olmuyor. Olmuyor. Bu iman görünmeyen şeyler. İmanla İbrahim miras olarak alacağı yere gitmek üzere çağrıldığı zaman itaat etti. Ve nereye gireceğini bilmeyerek çıkıp gitti. İman budur. Allah git dedi. Ben Bulgaristan'a geleceğim. Bulgar'a geldim. Gördüğüm yok Bulgar'ı. Sordum kimse bilmiyordu Bulgaristan nerede. Ama İstanbul'a kadar gittim. Allah beni orada durdurdu. Ben hazırdım. Bulgaristan açıldı. Ben geldim. Amin. Ama yalnız geldim. Türkiye'ye yalnız gittim. Kendi hanımla. Gittim. Buradayız. Geldim. Amin. Demediler hoş geldin. Ne arıyorsun burada? Hepimiz biz yani Amerika gitmek istiyoruz. Siz Türkiye geliyorsunuz. Tamam da. Ama imanla, imanla yapalım. İmanla İbrahim miras olarak alacağı yere gitmek üzere çağrıldığı zaman itaat etti ve nereye gideceğini bilmeyerek çıkıp gitti. İmanla vaat edilen ülkede aynı vaadin ortak mirasçıları olan İshak ve Yakup'la beraber yabancı ülkedeymiş gibi çadırlarda yaşayarak konuk oldu. Çünkü kurucu ve yapıcısı Allah olan temelli bir kent bekliyordu. İbrahim çadırda yaşadı.
ama temelli bir kent. Bir gün o kent inecek yani buraya. Belki yer üstüne Sputnik gibi şey gelecek. Ama onun kenti geliyor. Allah yapıyor. Bulacak. Çünkü kurucu ve yapıcısı Allah olan temelli bir kent bekliyordu. İman aracılığıyla Sara'nın kendisi de vaat edeni sadık saydığından gebe kalmaya güç buldu ve yaşı geçmiş olduğu halde doğurdu. Amin. İmanla. Amin. Ama önce Sara güldü. Evet. Yani bir melek yani Rab söyledi. Gelen sene bu vakitte hayat vaktinde Sara'nın bir oğlu olacak. Sara nasıl yaşlı bir kadın ben yani şey çocuk yapacak. Yani geçti. Eşimde ihtiyar yani imkansız. Ama Allah'ta oluyor. Amin. Bir çoban dedi, belki biraz kaba. Ama Allah yaptı Sara 18 yaşında güzel bir kız. İbrahim baktı ona, o istek geldi. Hadi yapacağım. Nasıl yapacağım? Yani o da şey, gençlendi. Sonra İbrahim evlendi, çocuk üstüne çocuk, çok çocuk yaptı. Demek ki Allah çevirdi, ona genç bir adam, kuvvetli adam yaptı. Ama İbrahim 99 yaşındaydı. Yani nasıl oluyor? Allah oluyor. Yani güvenelim, ben sizlere değil sadece kitaptan, sizlere gelelim, nerede yaşıyorsan. Size lazım bir şey, tut Allah'ı. Ama önünde iman et Allah'a. Emin ol, ben inançıyorum. Bir yüzlükçe beni Allah'ı kandıracağım, sen pazarlık yok Allah'a. Ver yüreğine ona, o sana verecek her şey. Ama anlayacağız yani niçin almıyoruz ve niçin almayalım, niçin çekelim. Dirilişimiz daha güzel olsun. Amin. Olacak. İman aracılığıyla Sara'nın kendisi de vaat edeni sadık saydığından gebe kalmaya güç buldu ve yaşı geçmiş olduğu halde doğurdu. Böylece bir adamdan, ölüden farksız birinden sayıcı gökteki yıldızlar kadar ve deniz kenarında bulunan sayısız kum taneleri kadar evlat doğdu. Amin. Ama geldiler. Allah geldi onlara, Sara güldü, ha olmayacak yani. Çocuk mu yapayım? O 80 yaşında olmuyor. Ama çocuk mu yapayım? Bir sene sonra çocuk oldu. Bunların hepsi imanda öldüler. Vaatleri almamış. Ama bunları uzaktan görüp haklarında inandırılmış ve onları kucaklamış olarak yeryüzünde yabancılar ve konuklar olduklarını ikrar ettiler. Yani. Ve bu dünyada yabancıyız. Tamam da biraz kalacağız, ev yapalım, şeyler yapalım. Çünkü böyle şeyleri söyleyenler bir vatan aradıklarını açıkça bildiriyorlar. Ve gerçekten ayrıldıkları ülkeyi düşünseler de geri dönmeye fırsatları olurdu. Ama şimdi daha iyi, yani göksel bir ülke arzu ediyorlar. Amin. Bundan dolayı Allah onların Allah'ı denilmekten utanmıyor. Çünkü onlara bir kent hazırlamıştı. Amin. Amin. Şükürler, ben sadece burada eski yani çökmüş bir ev alıyorum. Ama orada Allah Amin. Yaptı, o biliyor. Amin. Eski bir ev almadı, yeni ev yaptı. Amin. Hem de şey, altından yaptı. İmanla İbrahim sınadığı zaman İshak'ı sundu. Vaatleri almış olan tek devlet edinin oğlunu sundu. Bu ciddi bir şey. Yani İbrahim İshak'ı şey devlet etti. Ve biricik oğlunda Allah bütün vaatleri verdi. Oğlunda olacak. Ama bir gün Allah söylemiş ona, oğlunu kes, kurban et. Bu zor, bütün vaatler orada. Öldürürsem onu, bütün vaatlerimi kaybediyorum. Ama bir şey var, Allah, İbrahim ileri baktı 2000 sene, gördü İsa'nın mezarı, boş. Dirildi,
Ve İbrahim düşündü, tamam ben keseceğim oğlumu, Allah onu diriltti. Amin. Yani dirilişe iman etti. Onun için korkma ölümden, diriliş var. Amin. Sen hazırsan dirileceksin. Amin. Yani şeyler o var. Bak, imanla İbrahim sınadığı zaman İshak'ı sundu. Vaatleri almış olan tek devlet edilen oğlu sundu. Ona ilişkin senin tohumun İshak'ta çalacaktır denilmişti. Allah'ın onu ölüler arasından diriltmeye bile gücü olduğunu düşündü. Onu oradan da simgesel bir şekilde geri aldı. İbrahim itaat etti Allah'a. Ama Allah kesersem oğlumu bütün vaatleri gitti demedi. Bıçak aldı kesecekti Allah. Allah dedi dur dur. Amin. Şimdi anlıyorum. Yani benden korkuyorsan. Baktı bir koç çalılıkta boynuzdan tutuldu. İbrahim aldı o koçu ve İsa kurtuldu. Amin. Bu temsil ediyor İsa Mesih o koç. Onun kanı o Amin. Kurban gitti Amin. Ve bir serbest gitti. Yani öldürülmedi. İmanla İsa gelecek şeylerle ilgili olarak Yakup ve Esav'ı kutsadı. İmanla Yakup ölürken Yusuf'un oğullarının her ikisini kutsadı ve değneğinin ucuna dayanarak tapındı. İmanla Yusuf ölürken İsrail çocuklarının çıkışını andı ve kendi kemikleri hakkında emretti. İmanla Musa doğduğu zaman anası babası tarafından 3 ay gizlendi. Çünkü çocuğun güzel olduğunu gördüler ve kralın emrinden korkmadılar. Bu çok hoşuma gidiyor. Alın düşün. Çoktan anlattım. Firavun korktu İsrail evlatlardan. Onlar millet gibi yani çok çocuk yapıyorlar. Bulgar sizden korkuyorlar. Bir gün gelecek millet Bulgarlardan daha çok. Tamam. Oğlu bu İbrani şey çocukları çok çocuk yapıyorlar. Mısırlılar korktular onlardan. Aa tamam onlar kalabalık olacak. Bize yani dövecekler. Çünkü köle olarak çalışıyorlardı Firavun'un Egipt'a. Tamam bir ferman bir buyruk çıktı Firavun'dan. Bütün erkek çocukları öldüreceksin. Kızları yaşatacaksın ama erkek çocukları öldüreceksin. Suya atacak. Yani öldüreceksin onları. Ama o ebeler yani doğum yardım eden ebeler Allah'tan korktular, kurtarıyorlardı uşakları yani bazı erkekler. Tamam, gene de gidelim, Musa doğdu. Ama Musa'nın ninesi gördü, bu Musa güzel bir çocuk. Abi. Koydu bir yani şey, sepet, harçladı onu, koydu suya. Musa demek sudan çıkarılmış. Abi. Tamam, Firavun'un kızı geldi yıkanmaya nehire ve bebek ağlıyordu. <Şimdi bakıyorum. gülüyor> Bu Allah'ın işi. Firavun kızı gönderdiği bir yani hizmetçi kızı, hadi al yani bir, bu İbranilerin memeklerini herhalde suya koymuşlar. Onun için onun Firavun'un kızı Musa adına koydu, yani sudan çıkarılmış. Ama tuhafı bu, Musa'nın ablası orada bekliyordu ne olacak diye. Tamam ablası gördü Firavun'un kızı aldı Musa. Kendi çocuğu gibi oğlu gibi yetiştirecek. Ve Musa'nın ablası söyledi. Gidip yani İbrani leden emziren alayım mı? Yani daha da alayım mı? Ve gitti o çocuğun Musa'nın annesi aldı. Abi. Ve ala yattı. O büyüttürdü. Ondan sonra verdi şey o Firavun kızı. Ama bak Allah'ın çok güzel. Allah gülüyor bu dünya bazen. Allah her şeyi yapabilir. Sadece güven ona Amin. İman et. Amin. Tamam Allah'ım bir çocuk yapacağım sana vereceğim. Sen kullanacaksın. Şey kitapta var öyle. O kısır kaldı bir çocuk yapamadı. Sonra Allah'ım utancımı kaldır ver bana bir çocuk sana vereceğim. Samuel peygamber oldu, ondan doğdu. O verdi, yani nasıl diyeceğim, emzikli yani kesildi,
şeyle ve getirdi ona. O Allah adamı. Samuel orada büyüdü. Tamam da oluyor. Ama ne demek? İman edeceksin Allah'a, güveneceksin. Bu şeyler doğru, güveneceksin. Dil kendi etmedence, yani şey yani tutku olsun diye. Allah'a gerçeği tut. Allah'ım benim kocam inanmıyor. Tut Allah'ı, bırakma onu. İnanç yaptır onu. Ama emin ol. Yani belki o çoban olacak, Allah bu fazla değil mi? Bak ne diyor. İmanla Musa doğduğu zaman anası babası tarafından 3 ay gizlendi. Çünkü çocuğun güzel olduğunu gördüler ve kralın emrinden korkmadılar. İmanla Musa büyüyünce Firavun'un kızının oğlu denemeyi reddetti. Allah'ın halkıyla birlikte hakaret görmeye, bir sürü için günahın sefasını sürmeye tercih etti. Mesih sistemini Mısır'ın hazinelerinden daha büyük bir zenginlik saydı. Çünkü ödülün karşılığını itibar ediyordu. İmanla kralın öfkesinden korkmadan Mısır'dan ayrıldı. Çünkü görünmez olanı görür gibi dayandı. Görünmez olanı gör. Görün. İman aracılığıyla ilk doğanları helak eden kendilerine dokunmasın diye fısıl ve kan serpmesini tuttu. Bak bu da güzel. Yani biraz uzatıyorum ama belki yarın yürüyeceğim. Lazım bu akşam. Tamam. İsrail çocukları Allah kurtaracak onları Egip'in elinden, kölelikten. Tamam. Bu bela. Firavun inat etti. Vermeyeceğim. Bu bela. Vermeyeceğim. Başka bela. Vermeyeceğim. Firavun'un sihirbazları çok gülünç bir şey. Musa Harun kurbağa çıkardılar. Kurbağa etrafta. Çözüm yok yani. Yatak altında şeyler yani rahatlık yok. Ama Firavun sihirbazlara yani yok edemedik kurbağalar daha çoğaltılar. Yani bela üstüne bela. Yani sadece bunu yapabilirdi. Ama yok edemedik kurbağalar. Tamam. Geldiler 5-10 tane mücize, bela ama kurtuluş yoktu. Bazı kardeşler diyor, aa ben mücize yaptım. O mücize seni kurtaramadı. Ama ben bir mücize görürsem, yani inanacağım Allah, inanmayacağım. O mücize seni kurtarmıyor. Ne kurtardı onları? Ne zaman Allah dedi, bu akşam Azrail, yani öldürücü melek gezdirecek. Ve İgeplerin her evinde ilk oğlu ölecek. Ama siz yani inançlar yani İsrail çocukları siz bir kurban kes. Serp onun kanına şey kapının süvesine değil mi? Kes onu. O Azrail geçerken kanı görünce senin evine girmeyecek. Amin. Amin. Bu çok güzel temsil etti. Ama Allah suçlu lazım öldürmesin. Ha bizi kurtardı. Amin. İnansılar da Allah'a öldürmeyecekler. Alın deneyini yapsalar da ve serbest bırakırlar da ama o firavun istedik köle olarak çalıştırsın alın halkı. Allah bıktı bunda. Bu yeter dedi. Tamam. O akşam güzel bir çoban anlayatı bunu. Yani ilk doğan oğlu oturuyor o İsrail çocukların evinde. O işitti yani. Azrail gezecek bu akşam. Öldürecek. Öldürecek bütün. Aa ilk doğan benim. Korktu. Korktu. Sanki yazmıyor kitapta ama çoban anlatıyor yani. Tamam. O zaman kurban kestiler. O akşam yediler. Serptiler kanı orada. Ve çocuk yatacak yani. Babam dedi, serptin mi kanı? He korkuyor. Emin misin ya? He serptim kanımı, korkma sen ya. Hadi git bak, gene yav kan kalıyor. Şeyler, sanki korkuyor, değil mi? Mısırlılar inanmadılar. Ama kalktılar eti sabah, Mısır'ın her evinde bir ölen ölü vardı. Ondan sonra Firavun dedi, git.
Git burada. Ama İsrail'in evlerinde ölen yoktur. Amin. Tamam da İsa'ya sığındın mı sen gitmeyeceksin cehenneme. Amin. Allah o Asrael gelince seni inanmayanlar atacak şey ateşe seni atmayacak. Amin. Çünkü İsa'nın kanı var. Kapının yani şey kabının sövbesine şeyler serpilmiştir. Olur. Bu temsil ediyor. Ama Rav kardeş kurbanlara söyledi yapalım demedim ya. Söyledim eski anlaşmaları yaptılar. Ama şimdi kurban İsa. Amin. Amin. Allah istemiyor amin. Hayvanın kanını. O hoşnut oldu kendi oğlunun kanında. Amin. Bu ruhanice değil yani hayvanlarda. Tamam da. Ne oluyor şimdi? İman aracılığıyla ilk doğanları helak eden kendilerine dokunmasın diye fısıh ve kan serpmesini tuttun. Amin. Bu bayrama İsrail oğulları tuttular. Fısıh yani. Fısıh üstünden geçti. Yani o öldürücü melek görünce, kanı görünce üstünden Amin. Geçti. O eve girmedi. Şimdi biz öleceğiz ama kan serpildi yüreğe. O şeytan, o Asrail bana hakkım yok seni alayım. Hadi git cennette diyecek. Ama o kişide kan yoksa yüreğinde hadi onu sürükleyeyim cehenneme. Cehennem doğrudur. İnanmayan gidecek oraya. Şimdi hayattayken iman edelim. Allah için yapalım. Ne fayda? Yani sen bütün dünya kazanacaksın, insandan korkacaksın, Allah'tan korkmayacaksın. Hangisi büyük? Allah mı ölüyor, insan mı ölüyor? İnsan. İnsan. Bir insan var mı ölmedi? Bir tane var, biz okuduk. Allah onu aldı, ölmedi. İsa, kendi hayatını almadılar, o verdi. Kimse alamazdı onun hayatını. Çünkü o günahsızdı, ölmeyecekti. Ama ben hayatımı veriyorum dedi. Veriyorum ve alacağım. Amin. Amin. Ben bu emir aldım babamdan. Amin. Baba söyledi. Git öl şey oğlum kurban ol. Ama üçüncü gün dirilecek. Öyle oldu. Tamam da. Ama bize ne yapıyor? Siz tut bul bir şey. İstiyorsun bir şey. Allah'ım iman edeyim sana. Ama senin şey yüceliğin iç. Senin dediğin iç. Bak ne diyor. İmanlı Kızıldeniz'den karadan geçer gibi geçtiler. Mısırlılar bunu deneyince boğuldular. Birisi imanla görünmeyen gittiler. Birisi göz görür gibi şey ters oldu, boğuldu. İmanla 7 gün etrafa dönüldükten sonra Eriha surları yıkıldı. Bu çok tuhaf. İsrail çocukları giriyor o şey güzel diyara. Ama orada Eriha bir kent var. Allah verecek İsrail çocukları. Onlar yaptılar ama sana veriyorum. Git, onun surları var. Duvarları yüksek, kalın. Nasıl yani savaş, yani girecek, alacak o şey. Ama Allah dedi, 7 gün dolaştıracaksın o duvarı. Yani. Ve 7. gün yoksa ben tam bilmiyorum. 7. gün 7 kere ve sonunda bağıracaksın. O düşecek duvarlar. Ama Allah olmaz böyle şeyler. Lazım çalalım o dozer, traktör onlar yıksınlar. Yok. Allah dedi. Gel dolaştır. Şeyler yap. Ve bağır. Ve o kadar halk bağırdılar. Duvarlar yıkıldı. Amin. Amin. Allah biliyor. Allah biliyor ne? Amin. Bazen ben duruyorum gürültü ve hep sarsılıyor. Yani düşünün yani bu normal bir şey. Yapabilir. Ama o kadar kalabalık. Döndüler. İçerideki halka bu halk deli mi? Yani şeyler. Ama Allah söyledi yap. 7. gün duvarlar düştü. Tamam. Amin. Ve daha ne diyeyim? Çünkü Gideon ve Barak ve Şimşon ve Yefta, Davut da ve Samuel ve peygamberler hakkında anlatsam zaman yetmeyecek.
Bunlar iman aracılığıyla ülkeler fethettiler. Doğruluk işlediler. Vaatlere kavuştular. Aslanların ağızlarını kapattılar. Amin. Amin. Yani şey, Daniel peygamber. Atlar onu, o yani aç aslanlar. Atlar onu ama Allah kapattı yani aslanların şey ağızlarını. Ertesi gün yani kral üzüldü. Yani onun adamları kandırdı, onu yazdırdı bir şey. Daniel, senin Allah'ın kurtardı mı seni? Kurtardı. Evet. Amin. Kalıp korkma. Sağ mısın? Sağım. Amin. Gördü. Çıkarttılar onu. Hadi o Allah'ın peygamberi suçlayan atlar, aslanlar hemen kaplar. Bu şey gördü. Sen yapabilirsin bunu. Sadece imanla. İmanla yapabiliriz. Ben övmüyorum kendime. Sadece Allah'ım, İstanbul'daydım 30 sene önce, 35 sene önce. Allah'ım her semte bir dua evi olsun. Yoksa bana ver 20 kişi olsun bir cami, seni yüceltelim. Amin. Ama bak kaç kardeş oldu. Amin. Allah vermedi mi? Ama bekledik değil mi seni? Bekledik, Allah'ı tuttuk, inandık. Siz de yaptınız, ben yapmadım. Sadece dua yaptım, oturdum, bekliyorum. Allah seni yapsın. Ama herkes yapabilir. Yani yılmayalım. Yani tutalım Allah'ı. Allah yap. Ama Allah'ın yüceliği için. Ben istemedim $1,000,000 versin bana. İstemedim güzel ev. İstemedim. Allah verdi her şey. Verdi. Verdi. Ama kitap diyor Allah'ı ve onun doğruluğunu ara. Amin. Ve her şey verecek sana. Amin. Hem de sonunda sonsuz hayat. Amin. Bunlar iman aracılığıyla ülkeler fethettiler. Doğruluk işlediler. Vaatlere kavuştular. Aslanların ağızlarını kapattılar. Ateşin şiddetini söndürdüler. Kılıcın ağzından kurtuldular. Zayıflıktan kuvvetlendiler. Savaşta güçlendiler. Yabancı ordulara bozguna uğrattılar. Kadınlar ölülerini diriltmiş olarak geri aldılar. Amin. Bu da var. Yani oğlun öldü ama imanın var, diriltebilirsin. Yoksa Allah'ım ben istemiyorum mucize yapasın, ben çekeyim diye dirilişim daha güzel olsun. Allah'ım hastayım, istemiyorum şifalayayım, sana güveniyorum, sen gel benimle ol. Amin. O da imanla. Ama biz hep istiyoruz kurtuluş olsun. Hadi kurtuldum, başarım. Başım ağrıyor, kurtar beni Allah'ım. Kurtarmıyorsa Allah sen beni şıbırın. Nasıl? Çek biraz. Bir adam çoban, hastalandı öbür kadar. Allah'ım bana şifa ver. İsa dedi, sana şifa vermiyorum ama o hastalığı seninle çekeceğim. Amin. Yani beraber olan. O da var kardeşler. Ama bazı kardeşler bunu anlamıyor. Sadece kurtuluş. Ama dayan. Allah sağır değil ki işitmedi senin duanı. Ama istiyor sen pişesin ya biraz. Ateşten geçesin. Amin. Belki yaklaşmadık ona. Bir kardeşe madde söyledim. Belki Allah sana veriyor yani şeyler. Çile, yaklaşasın Allah'a. Yaklaştım dedi. Allah'ım yaklaştım. Daha bu yeter, yaklaştım. O da var yani. Tamam. Konuşabilirsin Allah'la, bağırabilirsin ona. O seni tanıyor, senden beklemiyor bir şey. Bekliyor senden bir iman. Amin. İman istiyor. Kadınlar ölülerin dirilmiş olarak geri aldılar. Başkaları ise daha iyi bir dirilişe kavuşmak için azat edilmeye kabul etmeyerek işkence çektiler. Bu da iman. Birisi geldi, tuttular, işkence veriyor. Azat edilmek, özgür yani kurtulmak istemedi. Tamam ben çekeceğim ama Allah'ım senin için çekiyor. Amin. Senin için. Amin. Allah yazdı onları. Burada yazıldı.
Burada. Bak ne diyor. Kadınlar ölülerini diriltmiş olarak geri aldılar. Başkaları ise daha iyi bir dirilişe kavuşmak için azat edilmeye kabul etmediler. Etmeyerek işkence çektiler. Bir başkaları da acımasızca alaya alınıp kamçılanarak denendiler. Hatta zincire vurulup hapsedildiler. Taşlandılar, testereyle biçildiler, denendiler, kılıçtan geçinip öldürüldüler. Koyun postu ve keçi derileri içinde dolaştılar. Yoksulluk çekenler sıkıntıya uğradılar. Cefa gördüler. Dünya onlara layık değildi. Allah ne düşündü bu kişiler için? Dünya sizlere layık değildi. Tamam. Ama Allah görüyor. Nasıl anlatacağım sizlere? Dünya onlara layık değildi. Çöllerde ve dağlarda ve yerin mağaralarında ve inlerinde avarece gezdiler. Ve bunların hepsi iman aracılığıyla iyi tanıklığı sahip oldukları halde vaade kavuşmadılar. Çünkü biz olmadan onlar yetkinliğe ermesinler diye Allah bizim için daha iyi şey hazırlamıştır. Amin. Ne kadar işkence çektiler. Ama şimdi bak bu bugünkü halka. Ben ihtiyarlandım, korkmuyorum kimseden. Söylüyorum. Bir kardeş geldi, ona yani dil kötü laf ama söylersem açıkça, ben gelmeyeceğim canım. Sen kendini yakıyorsun. Niçin bana darılıyorsun? Allah sana ne yaptı? Allah sana bir şey yapmadı. Eskiden bir adam günah işlemiş, uğratıldı camiden. O adam 1000 kere tövbe eder, yalvardı. İzin ver geleyim çünkü burada bereket verdi. Şimdi birisi uğratırsa, ben gitmiyorum oraya diyecek. Hiç istemeyerek cami. Hiç istemeyerek Allah'ı. Sadece sevmiyorum. Bu kardeş, ben sevmiyorum onu, gitmiyorum cami çünkü bu kardeş bana şey söyledi. Ne kadar zayıfız. Allah kendine vuracaksın, yani kardeş sana şey sevmedi hiç. Sizleri sevmiyorum, hadi git buradan. Hayır, seviyoruz İsa'yı. Ben geliyorum sizlere İsa için. Gelmiyorum beni sevdiği için, beni çağırdığı için. Ben gerçeği söylüyorum. Kurtar kendini. İman et Allah'a. Getiriyoruz sizleri buraya, doyuruyoruz, her şey yapıyoruz. Allah için yapıyoruz. İman edesiniz diye. Şükürler olsun. İman, iman lazım. Yanmayasın diye. Amin. Şükürler olsun. Bunu istiyoruz. Güzel örnekler İncil'den alıyoruz. Bir yıl Beslik'ten konuşmuyoruz. Dünyadan konuşuyoruz. Allah'tan, Allah'ın sözünden konuşuyoruz. Amin. Kabul et. Aç yüreğini. Ama Allah açmazsa ben bütün gece bağırabilirim, yalvarabilirim, ağlayabilirim. Boş. Allah dokunsun sizlere. Amin. Önce iman sözü verseksin, ikrar et. Siz zaten yapıyorsunuz. Yani koşuyoruz. Ama belki burada birkaç kişi var daha inanmadılar. Onlar diz çöksün, tövbe etsin, Allah'ı kabul etsinler. En çok Allah'ın oğlunu İsa Mesih çarmıha gerildi. Öldü, gömüldü, üçüncü gün dirildi. Dil lafta, kafada, yürekte iman et. Tamam. İman sözü kullan. Ondan sonra iman et. Allah çalışsın. O büyük iş yapsın bizde. Zaten yaptı çok. Yani en büyük mücize benim. Ben yeni insan oldum. Kurtuldum. Başka mücize lazım değil. Bana ne lazım? İsa'nın kanını lazım. Serpildi yüreğim. Ne söyleyeceğim yani uzatmayacağım. Zaten uzattım. Ama şükürler oturdunuz. Kaldınız. Ama bu toplantılara yapmıyoruz sadece eğlenelim diskotek gibi. Biz yaptık, iman edelim. Beraber yücretini o kadar istiyoruz. Başka şey istiyor muyuz? Ve biz çağırıyoruz. Allah gelsin, kuvvetini versin. Bağıralım. Onu bekliyoruz. Ama dediğim gibi, yani çabuk yapma.
yüreği doldurulsun, patlayacak üzere, o zaman ayağın kalkar, yok problem. Şükür kardeşler. Allah kalkın, gerekir. Dua isteyen varsa ya da, var zaten. Kim isteye gelsin kardeşler. Dediği gibi Rab kardeşim, bir kişi iman etmeye isterse, güvenemezse, düz çöksün gelsin, iman etsin. Alişte abi, Derya'ya dua. Yarın sonra utandık, sıkıldık, hani pişmanlık olayı olmasa. Biz bir aile olduk kardeşler. Birbirimizden utanmayalım. İsa'nın önüne oturalım. Ahmet kardeş benim onu çıkıyor. Yeni kızım. Biz zaten yüreğinizi bilmiyoruz. Siz yani yüreğine ne var biliyorsunuz, bildir Allah'a. Oldu mu? Başkası var mı yani? Bu iş imanlı. Yani yüreğinde ne varsa söyle Allah. İman. O iş. Amin. 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 Am
bırakmadan bir sevgimandan, bir ruhtan, bir imandan, bir sevgi yaptırılmaz.